Forum sayfa cevapları istemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle ikinci sınıf hayat bilgisi Beşkan Yayıncılık, ders kitabı akrabalarımız etkinlik cevapları sayfa 62, 63, 64, 65 işleyeceğiz. Akrabalarınızı tanıyor musunuz? Yakın akrabalarınız kimlerdir? Akrabalarımız hepsini tanırız. Ara, aradığımızda tanımadığımız da vardır. Anne tarafından yakın akrabalarımız anne anne, Dede, teyze, dayı, yenge ve kuzenlerimizdir. Baba tarafına akrabalarımız ise babaanne, dede, amca ve haladır. Ben yakın arkadaş, yakın akrabalarımı şöyle tanıttım. Annemler üç kardeşler. Bir dayım, bir teyzem var. Dayım eşine yenge, teyzemin eşine enişte derim. Babamlar ise üç kardeşler. Bir de halam, bir de amcam var. Halamın eşine enişte, amcamın eşine yenge derim. Dayımın, teyzemin, halamın ve amcanın çocukları benim kuzenlerimdir. Hepsini çok severim. Eda'nın yakın akrabalarına hangilerini tanıtmayı unutmuş? Dedelerine, anneannen, babaanne gibi akrabalarını tanıtmayı unutmuştur. Aşağıdaki şema Eda'nın yakın akrabaları arasında ilişkiler göstermektedir. Şemayı inceleyip noktalı yerlere verilen ifadelere uygun olanı yazın soruları yanıtlayınız. İlk boşluğa anneanne gelecektir. İkinci boşluğa dedem gelecektir. Üçüncü boşluğa eniştem gelecektir. Dördüncü boşluğa halam gelecektir. Beşinci boşluğa... 5. boşluğa dayım gelecektir. 6. boşluğa yengem gelecektir. 7. boşluğa amcam gelecektir. Şemaya göre Eda'nın dayısının kaç çocuğu var? Eda'nın dayısının 3 tane çocuğu vardır. Eda'nın hangi akrabaları eşlerine yenge diyor? Eda'nın dayısının ve amcasının eşlerine yenge diyor. Eda'nın abisinin kaç kuzeni var? Eda'nın abisinin 6 kuzeni bulunmaktadır. Eda'nın abisinin hangi akrabaların eşlerine enişte demelidir? Eda'nın teyzesine ve halasının eşlerine enişte demelidir. Akrabalarınızla ne sıklıkta görüşüyorsunuz? Fırsat oldukça akrabalarımızla görüşmeye özen gösteriyoruz. Akrabalarımız arasında işbirliği ve dayanışma var mı? Örneklerle açıklayınız. Akrabalarımız arasında işbirliği ve dayanışma bugünün şartlarına pek gerçekleşmesi de çok önemlidir. Günümüzde insan kendi çıkarına ters düştüğü kendi öz bile görüşmüyor. Fakat akrabalar bizim mirasımız bir değerdir. Akrabalarımızın bir ağacın dalları gibidir. Hep birlikte olduğumuz zaman gövde olabiliriz. İyi günlerimize, kötü günlerimize yanımıza dayanarak onlar olarak bir akraba isteriz. Çünkü onlar bizim gibidir, bizim halimizden anlar. Örneğin İki kardeşin bir üzüm bağı olsun. Tek başına bir kardeş o üzüm bazını, bağını keserek bitiremez. Fakat iyi mecmuflü yaparsa önce bir kardeş bağını keserler, sonra da diğer kardeşin bağını keserler. Böylece işi daha kısa zamanda bitirmiş olurlar. Bu da akrabalar arası işbirliğine girer. İşbirliği ve danışma akrabalık ilişkileri sağlayacağı katkıları nelerdir? Arkadaşlarınız belirleyip yazınız. Günümüz şartlarında akrabalar arasında da yaşa işbirliği yok denecek kadar azdır. Çünkü değişen dünyamızda insanlar küçük hesapların peşine düşerler. Kendi çıkarlarına uygun olmadığı zaman küskünlük yapar. Aslında akrabalar küçük meseleleri büyütmese hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Çünkü akrabalar kötü günlerde iyi günlerde gözleri yakınları arar. Düğünler, bayramlar, cenazeler gibi. Örneğin bir düğün yapılıyor. Bu düğüne hazırlıklarla yapılması gerekiyor. Gelecek misafirlerin yiyecekleri kalacak yerlerin karşılanması bunların hepsi tek kişi bir kişiye etmez. Onun için mutlaka akrabaya ihtiyaç vardır. Aşıdaki açıklama uygun olarak akraba terimlerini bulacak yerlere yazınız. Birinci annemizin kız kardeşi, ikinci dayımız, amcamız, teyzemiz ya da halamızın çocukları. Üçüncü babamızın kız kardeşi, dördüncü babamızın erkek kardeşi, beşinci teyzemizin veya halamızın eşi. Altıncı annemizin annesi. Yedinci annemizin veya babamızın babası. A sekizinci babamızın annesi. Dokuzuncu annemizin erkek kardeşi. Onuncu dayımızın veya amcamızın eşi. Birinci teyze olacak. ikinci kuzen olacak. Üçüncü hala olacak. Dördüncü amca olacak. Beşinci enişte olacak. Altıncı anneanne olacak. Yedinci dede olacak. Sekizinci babaanne olacak. Dokuz dayı olacak. On yenge olacak. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten ve sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimini geçirmeniz değil. Hoşçakalın.